Yozgat'ta birinci sınıf öğrencilerinin harfleri daha kolay, daha eğlenceli ve etkili öğrenebilmeleri adına her harf için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar, çok seviyoruz sizi. Mutlu olduk mu? C harfiyle başlayan bir meslek rica ediyoruz. Jandarmayız. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Şöyle size küçük bir hediye vermek istiyoruz. C harfiyle istinaden. Şöyle vereyim ben size. Tutun bakalım. Ha. Çok güzel. Bugün C harfiyle. Evet, ne yazıyor orada? Jandarma. Ne yazıyor? Jandarma. Güzel. Teşekkürler. Rica ederiz. Kesiyoruz pastanızı. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum hepinizi. Finalimizi yapalım mı? 29 harfimizin sonuncusu. Hangi harfmiş? Peki, bana şık harfiyle ilgili kelime söyleyecek kim var? Esma. Jandarma. Jole. Süper. Oje. Jel. Joker. Harikasınız. Şimdi çocuklar, büyük J harfi şu en üst çizgiden başlayıp ikinci çizgiden dönüyor ve noktasını koyuyor. Bunun yanına ne olabilir? Tabii ki de jandarma. Hatta şu yapayım. Herkesin güzel yazdıklarında güzel bir şekilde hoş geldin. Hangi seyirhansınız? Sayınlar mısınız? Emin Hasan, Fedin Hasan. Hayır. Hoş. Ben Fedin Hasan. Evet. Hoş. Yok, elisi hoş geldin. Ne? Geldin. Biz bugün alfabemizin son harfi olan J harfini çocuklara öğrettik ve Yozgat Jandarma Komutanlığı'ndan memur arkadaşlar, görevli arkadaşlar sınıfımızı ziyaret ettiler, bizi geri çevirmediler. Şu ana kadarki bütün harflerimizi her birini bir etkinlikle yaptık. Sayın Valimizi ziyaret etti, ziyaretine gittik. Velilerimiz sınıfta yarışmalar düzenlediler. Sınıfımıza motorla geldik, horoz getirdik. Farklı farklı etkinliklerle harfleri çocuklara hem görerek, hem yaşayarak, hem de hissederek öğretmeye çalıştık. Bugün son harfimizdeyiz. Alfabemizi sonlandırdık. Bizi kırmayarak buraya geldikleri için jandarma komutanlığına ve bütün görevli arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu arada biz her harfi bir etkinlikle öğretiyoruz. Zaten bir projemiz var. Projemizin ismi Her Harf Bir Etkinlik Projesi. Bu çocukların aklında daha kalıcı bir halde oluyor. Mesela Ü harfini dediğimiz zaman olabilirsiniz, bütün çocuklar horoz diye bağıracaklar. İşte R harfini sorduğunuz zaman motor diyecekler. Etkinlikler çocuklarda kalıcılığı, çok fazla kalıcılığı sağlıyor. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. 60 yaşına geldiği zaman bu çocuklar, torunları bu harfleri öğrenirken akıllarına ben geleceğim. Zaten bu işe de bunu düşünerek giriştim. İnşallah olumlu sonuçlar alacağız. Bugün Z harfindeyiz. Jandarmaya ve askerler geldi. Öğretmenimiz motosiklet getiriyor. Çok eğleniyoruz. Bir de... Harfleri mi ediyorsunuz? Evet. Her seferinde, her hafta bir etkinlik yapıyoruz. Mesela... V harfinde... Yozgat Valimize gittik. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Her harfte bir etkinlik yapıyoruz. Motosiklet getirdi, palyaço getirdi, polis getirdi. Bugün de jandarma getirdi ve öğretmenimizi çok çirkin. Eğleniyor musunuz böyle? Evet. Hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Şu
Şişo, şu atıkları boşalt artık. Bakın yanlış bir şey yapıyor, öyle değil mi? Şimdi niye? Geldi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Sizi çok sevdim. İsmini biliyor musunuz? Nazik.